İngiliz seyahat operatörü Thomas Cook, geçtiğimiz pazartesi günü resmen iflasını açıkladı. 178 yıllık turizm devinin batışı dünyayı derinden sarstı. İngiltere şirket için son birkaç yıldır kurtarma paketi sağlıyordu. Ancak şirket 1,7 milyar sterlin tutarındaki borcun altından kalkamadı. Dünyanın en eski ve en büyük turizm şirketi Thomas Cook, 1841 yılında İngiltere'de kurulmuştu. Şirket ilk seferini alkol karşıtı bir toplantı için yaklaşık 500 kişiyi demir yoluyla taşıyarak gerçekleştirdi. Şirketin faaliyet alanı çok geçmeden tüm kıtalara yayıldı. İngiliz seyahat operatörü Thomas Cook, şirket yılda 19 milyon kişiyi 16 farklı ülkeye taşıyor. O ülkelerden biri de Türkiye. Şu anda Dalaman Havalimanı'ndayız. Yılda yaklaşık 1 milyon İngiliz buradan seyahat ediyor. Bu sayının 400 bini ise Thomas Cook şirketi aracılığıyla Türkiye'ye, Muğla, Dalaman'a getiriliyor. Bu kadar oturmuş ve köklü bir firmanın tabii ki iflasını açıklamış olması ve son noktayı koymuş olması üzücü. Çünkü hepimiz için %35'ini karşılamış olan bir firmadan bahsediyoruz. Bunu bitirmiş olması hem turizm anlamında hem sektör anlamında hem de ki bütün paydaşlarımızı zor duruma sokacaktır. İngiliz devinin iflasının turizm sektörüne etkilerinin ne olacağı tartışma konusu. Yaklaşık 600 bin koltuk açığımız var gözüküyor şu an itibariyle. Bunun da kapanması bir yılda, iki yılda zor gözüküyor 2020 için. İnşallah devletimizin desteğiyle ve teşviğiyle bir takım uçak firmaları, tur operatörleri İngiltere'den Türkiye'ye taşımacılığa ve tur operatörlüğüne başlayabilir. Yeni firmaların, yeni aktörlerin oyuna girmesi gerekiyor. Otel işletmecileri iflasını açıklayan İngiliz devinden alacaklarını tahsil edememekten endişeli. Thomas Cook firması 70 gün vadeyle ödeme yapıyordu bize. Tabii bu demek oluyor ki 3 aylık bir süredir, otel yaklaşık 3 aydır otelci meslektaşlarımız alacaklarını alamadılar. Bu da oldukça ciddi bir yekün yapıyor. Tüm Türkiye çapında yaklaşık 150 milyon euro civarında konaklama sektörünün alacağı var. Tabii bu çok ciddi bir rakam. Bu biz hepimizi üzen bir rakam. Bizim arzumuz, talebimiz Turizm Bakanlığı'ndan, Maliye Bakanlığı'ndan bu konuda bize destek vermeleri. Toparlanacak mı? Tabii ki toparlanacak. Sektör çünkü dinamiği çok güçlüdür. Bu dinamiklerin içinde de özellikle ülkemiz bu konuda çok hassas. Çünkü hep aynı şeyi söylüyoruz. Bacasız fabrika dediğimiz bir sektör. Ve şahlanma dönemini yaşadığımız ve bu sene en üst noktaya çıkan bir dönemi yaşıyoruz. Sezon sonuna doğru bunun olmuş olması biraz üzdü tabii ki. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmcilerin endişelerini gidermek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte harekete geçti. Zarar görebilecek işletmeler için kredi destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu. Thomas Cook'un dünya genelinde yaz destinasyonlarının başında Dalaman Fethiye bölgeleri bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde iflasını resmen açıklayan şirket nedeniyle hem İngiliz tatilciler hem de turizm sektörü yara almış gibi görünüyor. İflasın açıklanmasının hemen ardından Antalya'da bir kriz masası kuruldu. Buradaki otelcilerle de işbirliği halinde olan İngiliz kamu otoriteleri 12.500 İngiliz'i güvenli yoldan ülkesine geri götürmeye çalışıyor. İngiliz hükümeti turizm devinin iflasının ardından mağdur olan vatandaşlarını ülkeye getirmek için 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük tahliye operasyonunu başlattı. Operation Matterhorn adı verilen eve dönüş operasyonunun maliyeti yaklaşık 100 milyon sterlin. 178 yıllık bir defteri kapatmak zorunda kalan Thomas Cook artık tarih sayfalarında. Akıllardaysa son seferini yapan Thomas Cook pilotunun şu sözleri kalacak. For those customers who've flown with us for many years, those customers who've flown with us for the first time, we do hope you enjoyed your flight with Thomas Cook and you'll be the last people to be on this aircraft, so please have a safe journey onwards.